Kadın ile erkek eşit değildir. Kadının yaşamın her alanındaki sorunlarının çözülmesi için, haklarının geliştirilmesi için mücadeleye devam. Haberin tamamını izleyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Serpil Gülseven yaptığı açıklamada, "Çağdaş uygarlık hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olduğu anlayışa dayanır. İnsanlığın tarihsel deneyimler ve zorluklar sonucu ulaştığı demokrasinin olmazsa olmazı eşitlik ilkesidir. Aydınlanma hareketinin temelini oluşturan Atatürk ilke ve devrimleriyle özgürlükçü ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenmiş, Türk kadınının toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda etkinlik göstermesini sağlayan köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Demokrasi kültürünün yerleşmesi ve çağdaş eğitim ilkelerinin benimsenmesiyle kadınlarımız kendilerine güvenen, üreten ve toplumsal yaşamı yönlendiren bireyler durumuna gelmişlerdir. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlar başlarken, 1926 yılında Medeni Kanun'un kabul edilmesiyle toplumsal yaşamda etkinliği artan kadınlar, 20 Mart 1930'da çıkarılan Belediye Kanunu ile ilk kez belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmişlerdir. Cumhuriyet öncesi dönemin katı ve kısıtlayıcı kurallarından kurtulan Türk kadınına 5 Aralık 1934 tarihinde batılı pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı tanınmış, böylelikle kadınlarımız ülke yönetiminde ve geleceğinde söz sahibi bir konuma gelmişlerdir. Toplumsal yaşamın her alanında büyük sorumluluklar yüklenen gelecek kuşakların yetiştirilmesinde en büyük pay sahibi olan kadınlarımızın sahip olduğu hakların bilincine varmaları büyük önem taşımaktadır. Kadınlarımız sosyal ve ekonomik yaşama katılımda, karar verme süreçlerinde daha etkin rol oynamalı, siyasal alanda daha yüksek oranda temsil edilmelidirler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizlerin amacı yurdun her köşesindeki kadınlarımızın ekonomik özgürlüğe kavuşması, toplumsal ve siyasal alanda etkinlik gösterebilmesidir. Kadınlarımız ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev almalı, yeniliklerin öncüsü olmalı, siyasal yaşamda etkinliğini artırmalı ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olabilmelidir. Ancak ne yazık ki partimizin kadınlar ve gençler için getirdiği %33'lük cinsiyet kotasına rağmen 24 Haziran genel seçimleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşan tablo hiç de iç acıcı değildir. Parlamentomuzda kadın temsiliyeti %17 civarında kalmıştır. Kaldı ki toplumun yarısı kadınlardan oluşuyorsa temsiliyetin de %50 olması, kadınların seçilemeyecekleri sıralardan değil seçilmelerinin kesin olacağı bir sıralamayla yerel ve genel seçimlerde aday olmaları gerektiği gün gibi ortadadır. Kadının yaşamın her alanındaki sorunlarının çözülmesi, bilinçlendirilmesi ve hakların geliştirilmesi için mücadelemizi kadın ile erkek eşit değildir zihniyetine sahip erkek egemen AKP iktidarına rağmen Atatürk ilke ve devrimlerinden feyz alarak kararlılıkla sürdüreceğiz dedi.